Declan Rice'dan daha fazla sevilmiş golü. Kim attı, kim gol attı, takımın yarısı gol attı. Yalçın Çetin, Gökhan Telkener jokerimizi kullansak hiç fena olmaz ama. Bunlar yazılıyor bir kenara. Üçüncüde dikkat etsin. Bir isim daha var. Murat Yenersoy. Of, yalap hakkı doğdu. Su altı rugbisi. Su üstünü anlattın mı? Yavşar bir, ben kimiyim yani şu an? Yok, örümcek ağa falan çıksın. Yok. Acaba hangi isim geliyor aklına? Piatek mi peki? Harika. Deşifre edeceksin yani. Yapma bunu bak. Bu mesleği bırakınca koç olacaksın. Bir şey söylemesen de cevap, o zaten yine cevaplar. Ahmet Polat olabilir. Oraya. Ama o programı da 23 Nisan'da çekeriz. Ne anlatıyorsun sen de, artık 3. bölümdeyiz. Yine 2 tane değerli spiker arkadaşım benimle birlikte olacak. Cihan Elden. 3-1 yaptı Trabzonspor. Aldı örümcek ağlarını Bakasetas. Ulaşcan. 6 tane sarı formalı. 12 kol. Kalede kaleci Prandi. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Burak. Nasıl keyifler? Gayet iyi. Güzel. Mutluyuz burada olduğumuz için bu arada. Teşekkür ederiz. Hemen bir soruyla başlayalım. Futbolcu olsanız eski takımınıza gol attığınız zaman sevinir misiniz, sevinmez misiniz? Ben sevinmem. Sevinmem. Aa, ama nasıl bir bağım olduğuna bağlı. Ben de onu soracağım. Yani bağın hiçbir önemi ne yok mu? Bağlamın hiçbir önemi yok mu? Var var var. Ne kadar eski, ne kadar oynadın, ne kadar ait hissettin. Çok fazlaysa o bağ, asla sevinmem. Niye sevinmem? Yani mesela bizim spiker arkadaşlarımızdan Erdem Bitik futbolcu olsaydı, eski takımda gol atsaydı, kesin ben ondan mesela böyle hırçın bir sevinç falan kesin bekliyorum. Kesin dizlerin üstünde kayardı. Bu konuda sana info verdim Erdem. Yok. Vermedim. Yok, şeye bağlayacaktım. Şimdi beden eğitimi öğretmenliği geçmişi var ya onun. Oradan acaba futbolculuğa evrilirim diye hayal mi kurdu diye. Olabilir. Bilmiyorum. Olabilir. Dizlerin üstünde kayardı Erdem. Öyle sevinirdi. Bayağı sevinirdi yani. Güzel. O zaman bir tane güzel bir golümüz var. Declan Rice çok güzel bir gol attı. O ekranlara gelsin. Orada Erdem'in güzel bir sunumu var. Ödegaard anlaşamadılar. Declan Rice! Declan Rice! Declan Rice! Declan Rice! Harika vurdu. Müthiş bir gol attı Declan Rice. Buna sevinmiyor belki ama. İçinde kim bilir neler yaşıyor Declan Rice. Bu gole sevinememek golü atmaktan daha zor. Bu gole sevinememek doğru. Golü atmaktan daha zor. Hakikaten bence çok güzel anlatmış. Yani bir şey söyleyeceğim. Kesin, o kesin. Erdem Declan Rice'dan daha fazla sevinmiş golü. O zaten belli. Rice'in yüzü düşmüş de. Ama Declan Rice'in golü de çok güzel. Çok güzel gol. Yani. Yani. Zaten 6-0'lık bir skor. Anormal bir performans. Declan Rice da herhalde 30 metre, yani 30-35 metreden falan bir gol. Son gol mü? Son gol. Son 6. gol. Onun maç, da etkisi var mıdır diye düşündüm sadece. Maç öncesi 1-3 biter demiştim ben, tahmin. Erdem çıktı, off tüpten yukarı geldi. 6 dedi ya. 6 direkt böyle artık dumanlar çıkıyor. Hani 0-0 90 artı 5 golü olsaydı bu kadar yüzü düşük. Yani hiç sevinmeden geçiştirir miydi? Hikayeleri hep öyle şey yapıyorum. Öbür türlü doğru düşünerek. Yani 6. gol olmasının da etkisi var gibi geldi bana. Gelenek oldu ama artık. Çok fazla sevinmiyorlar biliyorsun. Evet evet aynen. Her ligde hemen hemen. Bizde de, Avrupa'da da. Attım bitti. Normal Arsenal bir şey taraftarının yani. Bir tane yeni bir bestesi olmuş bunun ardından, gördünüz mü? Yani elimizde yok, merak etme, izlemeyeceğiz. Ama orada da hani kim attı, kim gol attı falan diye başlıyor İngilizce olarak. Sonrasında da takımın yarısı gol attı West Ham'a karşı diye böyle bir doğru enteresan ama, doğru bir... Doğru ama inanılmaz bir skor. Sonla kapatmışlar. Evet, ikinci videomuza geçelim o zaman. Leverkusen maçındayız. Leverkusen maçında ilk golü bir görelim. Ayağı karıştı. Hemen geldi oraya Kimmich'e. Yerden pas, şimdi gol! Stanišić! Stanišić attı. Öne geçiyor Bayer Leverkusen. Sevinmiyor Stanišić. Bol servisi Bayern Münih'te çünkü. Xabi Alonso'nun bir bildiği varmış. Kiralık katil Josip Stanišić. Ya beni hiç rahatsız etmedi kiralık katil infosu. Burada tabii bir telefonla Yalçın Çetin, Gökhan Telkener jokerimizi kullansak hiç fena olmaz ama yani siz nasıl buldunuz hem anlatımı hem golü? Yani Mars'tan sonra bu ikinci olmuş. Bunlar yazılıyor bir kenara. Üçüncüde dikkat etsin Arda. Oo, net uyarı. Doğru. Bu arada yakalanmış mı yönetmenler rejiğini acaba? Almanya'da birkaç kere oldu bu sene çünkü bu. Bir anda pozisyon evet, gelişiyor, gol oluyor. Evet. Senin geçtiğimiz de haftalarda evet, benim de başıma geldi. Bir anda golü karşısında görüyor. Tabii devamı başka bir konu da, hani yakalanmak da ayrı bir olay çünkü burada. Bonservisinin Bayern Münih'te olması başka hikaye bu arada. O eski takımı değil, takımı. Yani sevinmemesi daha da normal bence. Yani
Bence bu tarz infoları verdiğiniz zaman çok güzel. Çağatay da bizim bu detayları anlık iyi yapabiliyor. Bak şurada 5 saniyede öğrendik her şeyi. Bir anda eğlenceli hale geliyor. Çünkü yani maçı çok fazla her zaman renklendiremiyoruz ama fırsat geldiği zaman da böyle hoş bir şekilde insanlara tebessüm ettirecek anları sanki yakaladığımız zaman onlara tutunmak bence ya güzel oluyor. Bu arada oluyor. Bence bu benzetme masumane kabul edilebilir bir benzetme. Kesin İşin şakası bir yana. Olan da olur ama. Kulağa bence çok net hoş geliyor. Bence de. Biraz gönlünü alayım. Çok erken gönlünü aldın. Peki aynı maçın içinde yine bir rahip görüntümüz var. Rahip. Herkesi devreye sokmuş. Şampiyonluğu alabilmek için Bayer Leverkusen. Arda'dan solo bir performans. Çok net seviyor. Evet, evet. Çok, yani en büyük rakibi Çağatay olabilir bu arada. %100 bence. Söyleyecektim. Çağatay. Gerçekten bence hiç suyunu çıkarmadan eğlenceli bir şekilde yapabiliyorlar. En önemli noktası bu. Bir isim daha var. Murat Yenersoy. Susunuz. Evet. Ayrı bir kategoriye koyduğum için rakipleri Arda Çağatay. Bazen düşünmüyor değilim. Murat Yenersoy acaba Arda'yla Çağatay'a böyle hani ders veriyor mu Türk onlarda diye. Yani Murat Yenersoy'un top seviyesi şampiyonluk kutlamalarıdır. Ha tabii canım. Herkes bilir zaten yani. Evet, hakikaten seversin olayıyla birlikte. Arena Tilki'nin 2018'de kıpkırmızı elbisesiyle gelmişti. Bugün bembeyaz ve sarı saçlarıyla yine yerini aldı kutlamada. Her detayı da hatırlıyorsun. Hafızam kuvvetlidir Özkan. O zaman işte yani. Sevgili Özkan da bizle çalışıyordu. Tabii. Özkan Öztürk. Aleyna Tilki yani, var bir de mesela. İnanılmaz bir ikili oluyorlar. Bir diğer şampiyonlukta. Kesinlikle. Murat seviyor böyle şeyleri. Ya yakalıyor. Şölen. Yakaladığı zaman renklendiriyor. Sonrasında yansımaları oluyor tabii. Pişman da olabilir. Kendi hayatına, aile hayatına. Pişman da ben pişman olduğunu sanmıyorum. Bence yine olsa yine yapar. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Of yavap hakkı doğdu. Çok bu seneki şampiyonlukta Özkan'ın yanında pardon Murat'ın yanında kim olacak sizce? Hiç bilmiyorum şu an. Tek çıkacak diyorum. Tek başına da götürür o. Tek başına da götürür. Ona şüphe yok. Ya bir tahminim var ama götürmüş. İsim vereyim mi? Tabii. Ya Ali Okancı olabilir. İsim sordu zaten. Ha öyle mi? Duymadım pardon. Kim olur dedi? Pardon. Ali Okancı olabilir. Tamam. Şahane. Güzel ikili. Yani. Her programda arkadaşlarımızı tanıttığımız CV bölümümüz var. Orada kendileri hakkında yazılan şeyleri değerlendirmelerini rica edeceğiz arkadaşlarımızdan. Sen mi yazıyorsun bunları bu arada? Ben yazıyorum evet. Tamam. Bunu ilk defa soran oldu ama yani, afişe etmek iyi olmadı sanki. Şöyle yapalım. Ben sana Cihan'ın CV'sini vereyim. Sen seslendir. Sana da Ulaşink'ini vereyim. Şöyle elden ele yayarsak. Tamam bu benim bakmadım hiç. Evet Ulaş senle başlayalım. Cihan'ın CV'sini bir seslendirirsen. Süper Lig'in sevilen kadife sesi. Kadife bence kelimesi. Güzel, fena değil. Güzel. Futbolu klişe tabirlerini yaşatmaya yeminli bir kahraman. Bunu bekliyordum. Kahraman. Evet, yeminli. Bunu bekliyordum. Boş zamanlarında örümcek ağlarını alıp etrafta iki güzel hareket diye alkış tutan beyefendi. Çok mu nükte kabul ettin mi hepsini? Ne yaptı mı? Tamam mı yani senin için? Kabul. Dolu dolu bir CV. Kabul. Kahramansın bir defa yeminli. Kadife sesin var. Yeminli kahramanın parası daha iyi oluyor gibi. Kadife olduğundan çok. Beyefendi hafif böyle yumuşak bir toparlamayla da. Kadife kanusuna pek katılamadım ama. Aa. Yani. Ondan tekrar onu vurguladım. Peki. Kanalımızda kadife güzel. Kadife ses güzel bir şey ama. İşte bende var mı eşek kadife ses? Eşek göz derler ya o da kötü gibi gözükür ama güzel. Eşek göz. Evet. Peki. Kötü görünümlü güzel anladım, bir şeydir. Yani olumsuz görünümlü olumlu bir şeydir. Evet. Ulaş'ın da CV'sini rica ederim. Bu kadar mı benim CV'm? Evet. Yani çok her şey yapmıyorsun. Gördüğüm kadarıyla. Geçiyorum. O bir spor aşığı. Ama öyle. Gerçekten tüm sporları yani anlatıyor. İkincisi iyi yalnız. Yağlı güreş dışında her sporu anlatmış biri. Anlattın mı yağlı güreş? Anlatmadım. İnan ki bir an böyle bir şey oldu mu yok anlatmadım. Yani kesin anlatmadım. Okuduğum bir haberi falan vardır en azından. Haberini okumuşum. Anlatmadım. Ya anlatmadığın spor gerçekten var mı? Var. Mesela yağlı güreş dışında. Su altı ragbisi. Onu ben yani, de anlattım. Ben de senin yani, kadar bir fena değilim şey de biliyorsun ama. İşte. Su üstünü anlattın mı? Ragbi? Hı. Evet anlattım. Anlatmış. Tabii. Doğruladı o zaman. Yapıyor. Çimde. Türkiye'de Hülya Avşar'ın ardından tenise en çok katkı veren isim. Bir şey söyleyeceğim. Burak'ın bunu bilmesi, tahmin ettiğim şeyi bilmesi güzel. Evet. Ne? Öyle bir şey var. Tenise katkan mı? Tabii. Bein Tenis programıyla tanıdığınız yani. Bir isim tabii Ulaşcan. Yani.
Hülya Avşar bir, ben iki miyim yani şu an? Bence öylesin. Yani kadar o güzel. Kadar tabii biz abartılı bir örnek veriyoruz ama amacımız zaten orada abartmak. Ederim. Bu arada korktuğum kadar şey değilmiş CV'ler. Ben bir şey yok canım. Biraz daha tedirgindim işte. Yani kağıtlar gelmeden önce. Yani daha muzur bir şeyler bekliyordum. Senin işte... karakterini bildiğim için. Muzur adam. Çok uslu davranmışsın. Bu iyi olmadı sanki. Muzur adam. Ya. Neyse. Yani dışarıdan iyi bir görüntüye sahip ama genelde insana tanıdıkları zaman çekiniyorlar. Evet. Klişe tabir yaşatmaya yeminli olmanı şey yapamadım ben. Ya, ne mesela? Çok fazla çok örümcek ağları evet, alıyordu evet. Bir ara. Yani çok fazla dedi iki kere bu arada. O golü anlatsana. Bakasetas mıydı? Tabii Bakasetas'ın golü. 3-1 yaptı Trabzonspor. Aldı örümcek ağlarını Bakasetas. Aldı örümcek ağlarını dedim ama sağ olsun Burak Bilgin ve daha birçok arkadaş. Ama sanıyorum onda 2 hafta üst üste falan örümcek ağları denk gelmişti. Şöyle oldu. Bu sezonun ilk haftası Kasımpaşa Ankara gücü maçı. Nefis bir gol attı Mortada Benuanes. Aldı örümcek ağlarını Mortada Benuanes. Stat yıkılıyor adeta. Yani sadece bu iki maçta var. Üçüncüye zaten çıkmaz. Evet. Yok örümcek ağ falan yok. Yok örümcek ağ. Canım temizledikse temizledim de çok da şey yapma. Ya. Yok aldı diyorum canım. Aldı, 85 pardon, milyon pardon. Örümcek ağlarını bekliyor sende. Hafızama salladı sormuyorsun. Şey bu arada evet. Eski arkadaş olduğumuz için biraz şey yapabiliyorum. Hı-hı. Rahat sallayabiliyorum bu konuda. Eski arkadaşlığınıza dair harika bir fotoğraf var. Eyvah. Yani... Ne kadar eski olduğuna bu. Eyvah. Oo. Ben baygın çıkmışım yalnız orada gözler. Mesela Cihaner'den bunu söylemiştim tabii daha önce de. Neresi, sene kaç, ne yapıyorduk hiçbir şey hatırlayacağından. Yok. Yani hiçbir şey yok. Hatırlamaz yani konuya dair. Cidden yok oralar. Mesela der ki burası Konya. Ben şey derim Kayseri burası da iddia ederim. Oo. Yani hiçbir şey hatırlamaz. Birçok yeri gezdik bu arada. Daha şöyle birçok yeri tabii ki hani geçmişte evet. Gezme şansımız oldu. Beraber çalışma şansımız oldu. 14 yıldır tanışıyormuşuz işte programdan önce onu konuştuk. Hani o deplasman bu turnuva falan derken ben de yanmış devreler yani. Hem ulaşım maşallah var. Ya ulaş bir de Benjamin Button gibi 2013, maşallah. Nasıl bir görüntü ya? Hiçbir değişiklik olmamış adam. Burada, yok, bu bayağı şey ama ya. Böyle 12 yaş falan gibi gözüküyor. Şu anda da bayağı, 18 şu anda, falan. Evet öyle diyorsan öyledir. Ya şu an sakalları kessek Ulaşcan'ın sanki böyle lise dizisinde arka sıralarda oturan bu çocuklardan biri olabilir hala. Bu hep 15 yıl önce de aynı şeyi söyleniyordu. Hala aynı şeyi söyleniyor. Konya 2013 Türkiye Kupası maç çıkışı. Şey hangi gün saat kaç? Onlar cumartesi da var mı? Cumartesi 6 çeyrek geçe yok onu bilmiyorum tabii de. Ya ben de sen niye hafızası o konuda? Teşekkür ederim. Yani. Ama benim tabii daha iyi olduğum çok şey var. Oradan kapatıyorum. Ne mesela? Ya şimdi bunları sayarsam diyormuşum. Yani öyle bir şey söyledin ki ben devamı gelecek sandım. Yok peki. Canım. Evet bu bölümlerde sizden belli isimleri okumanızı rica edeceğim. Buralarda zor sporcu isimleri var. Birçoğunu tanıyorsunuz. Birçoğunu de tanımıyorsunuz aslında. Şöyle bir elden ele. Yine mi? Hangisi evet. Kime belli değil. Fark tamam, etmez. Daha İkisi de birbirinden zor. Kolay olanı bana verdin değil mi? Kolayı sana. Evet. Ha. Ulaş senle başlayalım istersen. İlk isim. Feliciano Zuchen. Feliciano Lopez diyecek zannettim. Zuchen. Ben... Şabalala var. Sifin... Şabalala, o nispeten daha kolay. Balaş Duşak. Doğru okuduğumu tahmin ve temenni ediyorum. Bu kadar. Peki. Duşak. Şabalala kolay. Zuchen ilki. Zuchen, tamam. İkincisi neydi? Şabalala. Bir dakika, Burak'ta doğruları olması evet. Güzel. Şipe ve... Sorgudayız şu an. Şipi ve Şabalala. Şabalala. Kayseri Chiefs'in oyuncusu. Sonuncusu neydi? Balaş Duşak. Az önce Duşak demiştim ama. Evet, Duşak, evet. DZ, evet. DZS orada sanki bir J olur gibi geldi bana. Duşak. Zaten Polonyalılar evet. Hakikaten bizi biraz zorluyor. J yani. Bile değildir o. Yani acaba hangi de isim geliyor akla? Polonyalı deyince. Evet, doğru. Sendeki isimleri alalım. Ranomi, Kromovic Jojo, Ebenezer, Olufavemi, Ajilore, Saidi, Entibazon Kiza. Başka bir şey de fena değil. Yani değilse de en azından düzgün gibi tuttu okudum. Mu? Biraz da oldu. Süresi vardı. Yani hızlı mı okudun? Bence olimpik sporcu ilk sıradakini doğru okudun. Yüzücü. Evet yüzücü. Ha, bu belirtili isim tamlaması gibi yani. Evet. Bu çok zor gerçekten. Herhangi bir müsabaka içinde akışkan bir oyunda olmaz mesela. Mesela şöyle bir basketçi olduğunu. İki satır zaten. Düşünsene hani.
Rebound mücadelesinde rebound'u alıyor. Olofeymi Ajilore alana kadar veya pası verdi zaten. En azından okundu, yazıldığı gibi. Evet. Fena değil. Piatek mi peki? Yani doğrusu bunu tabii ki yani hepimiz kullanıyoruz, anlatıyoruz. Piontek. Ama bizi izleyen sevgili seyircilerimiz ısrarla Piatek olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki pazartesi ama ben yine Piontek diyeceğim. Aa, sen anlatacaksın. Yani. Eyvah. Yakın zamanda Galatasaray'ın galibiyetinin ardından Mertens'in oğlu tribüne çağrıldı, gördünüz mü? Evet, evet, evet. Güzel bir görüntüydü, onu rica ederim çok arkadaşlar. Babası haydi diyor, taraftar da haydi diyor. Kaylaş, Tiziana ve Dominik. Önlerinde Ciro. Galatasaray'ın minikleri ve tarihin, Galatasaray tarihinin en sevimli üçlüsü belki de. Murat Yenersoy farkıyla. Gerçekten Galatasaray öyle. Tarihinin en iyi. Zaten gülüyordum çocuk çok sevimli diye. Yenersoy'un sesini duyunca bir kez daha güldüm. Çok seviyor böyle şeyleri. Bayılıyor. Yani anlatsın. Uzun uzadıya şey. İzah etsin. Mübalağa etsin. Bayılıyor, bayılıyor. Ama iyi de yapıyor. Ama maç güzel, sırasında güzel. Da mesela minik tatlı bir çocuk geliyor ekrana. Hemen onunla ilgili Allah'ın bir babalı şeyle. Yani onu da araya katıyor mutlaka. Seviyor, doğru söylüyorsun. Üç çocuk babası olarak. Tabii gol anlatımları da başka Murat Yenersoy'un. Evet, her konuda eşsiz bir karakter. Harika. Ne diyorsun sosyal medya paylaşımları? Onlar da ayrı yaratıcı. Evet, onun siyasetçi gibi böyle elini kullandığı bir an vardır. Ya dediğim gibi seviyor böyle şeyleri. Vücut dilini iyi kullanıyor, jest, mimikleri. Haftaya o gelmeli artık bence. Bu kadar andık adını. Seyirci artık Murat Yenersoy'u bekliyor. Yani. Evet, senin anlattığın bir maçta, Karagümrük maçında Sangare'nin bir basketbolcu gibi topu çevirdiği pozisyon var. Gayet güzeldi o, gayet. Az önce ufak sakatlık sırasında küçük bir şov Nazım Sangare'den. Daha çok basketbolcularda görürüz bu hareketi ama hiç de fena değil. Bence çok iyi yapmış bu arada. O taç kullanılacak. O sırada bekleyip işte bir basketbolcu gibi topu parmağının üzerinde çevirmesi, ki zaten ben de o sırada adeta bir basketbolcu gibi topu çeviriyor. Hiç de fena değil diyorum. Güzel, değişik bu tür görüntüler aslında. Tabii sağ olsunlar, yönetmenlerimiz de ekranlara getiriyor. O duraksamalarda, taçta, sakatlıkta vesaire, tribündeki güzel manzaraları. Sanıyorum ki izleyiciler için de güzel oluyordur. Yani renk ben olur, televizyon evet. Başında olsam evet. Keyif alırım açıkçası. Tabii. Hakikaten renk olur. Renklendiriyor. Bence gayet yetenekli bu arada Nazım Sangare. Evet evet. Yani basketbolda mı? Futbol. Sence? Ya futbolda belli bir kariyer yaptı ama hani bundan sonrası basketbola yönelsin gibi bir şey söyledin gibi anladım. Yok yok, hayır yani. Tam anlamıyla bir basketbolcu gibi. Evet, Ulaş evet, daha iyi yorumlar. Eli değmişliği var en azından basketbol topuna. En biliyorsun hani her şey var. Euroleague. Sende de vardı. Deşifre edeceksin yani, yapma bunu bak. Bu sırada senin CV'ni başta yazarken hani tenisten bahsettik, birçok sporu anlattığında basketbol kısmını evet biraz atladık sanki. Bize kızgın değilsin değil mi? Yok canım, niye kızgın olayım? Bence tamamen atlamışsın. Yani Euroleague anlattı zaten burada, hali hazırda Türkiye Basketbol Ligi geçmişi basketbolla yorulmuş dolu. Karanlık. Doğru. Bu mesleği bırakınca koç olacak zaten. Evet tabii. Oo, yani. Şahane olabilir. Tek amacım. Deniz Aytekin'in yine şahane bir videosu var. Bundesliga 2'deydi sanıyorum. Burada bir hikayesini anlatmak lazım. Tribünde yakın zamanda Bundesliga ve Bundesliga 2'de protesto amaçlı, Bundesliga Federasyonu'nda protesto amaçlı, Alman Federasyonu'nu meyve sebze atılıyor. Deniz Aytekin de maçların birinde atılan limonu alıyor. Bir de limon yani, aldım ısrarlı aldım. Bir tercih. Ben de ilk başta elma saldım. Elma saldın mı? Evet, limon. Yani... Yüzünü gerçi buruşturunca evet doğru. Ama alıp yani bilmiyorum, denemezdim diye düşünüyorum. Ya futbolcu, yani herhangi bir futbolcudan beklerim de hakemden ben beklemezdim mesela yani. Nerede otorite yani? Düşünsene hakeme şerdeki limonu alıp. Enteresan ya, geldi yani. Demek ki seviyor Deniz Hoca limonu. Dayanamadı diyorsun. Yani evet olabilir. Yani, ya da canı ekşi istedi herhalde, bilmiyorum. Olsa da yarın bir gün Bein Sports'ta yorumcu olarak falan gelirse bu sahneyi sana hatırlatabilir. Evet tabii, ben sen doğru muyum bilmiyorum yani. Sen miydin o? Evet, güzel.
Yavaş yavaş herhalde videolarda sona doğru geliyoruz. Bir de yine tribünde, bu aralar tribünde olan çok eğlenceli ve farklı görüntüler var. Bir görüntümüz daha var. Onu da anlatmayalım. Ekrana gelsin. Uçmaya çalışan Samsunlu taraftarlar ve çoktan uçmuş bir abimiz görüntüde. Ona da iyi uykular dileyelim ama bu atmosferde uyuması biraz zor. Evet, en son kareye dikkat ettiniz mi? Bebek uyuyan bir... Evet. Hangisi daha tatlı? Beyefendi mi yoksa uyuyan bebek mi? Bence net beyefendi. İkisi de çok tatlı. Evet, enteresan bir yani, tercih. Burada farklı bir hikaye var ama kesin ya. Bu bayağı enteresan bir hikaye yani. Ya ben gerçekten Çağatay'a denk gelmesi artık çekiyor mu bilmiyorum çekiyor ama. Bence çekiyor. Çağatay kesin bence böyle şeyleri çekiyor. Bir de ilk baştaki ekrandaki o hanımefendiden bu beyefendiye geçiş sırasında Çağatay'ın çoktan uçmuş demesi bence çok doğrudan iyi. Yani. Evet yani. Uçmaya çalışan, uçmaya çalışmak da ayrı bir betimleme bu arada. Ya zaten bence oradan geçiş olmasa uçmuş tabirini kullanmayacak. Yok yani durup dururken. Orada evet, çünkü böyle bir dans var. Bu videonun devamında şey de diyor galiba Çağatay, yanlış hatırlamıyorsam. Bu atmosferde işte o beyefendinin uyuması çok zor gibi bir şeyler söylüyor. Evet, doğru. Bir de yine Xabi'nin karşılaşma içinde bir görüntüsü vardı. Hepimizi hayran bıraktı. Almanya'nın artık yeni bir yenilmezi var. Bayer Leverkusen. Nasıl bu kadar soğukkanlı Xabi Alonso? Buzdolabı gibi. İnanılmaz. Arda ve hakikaten yine iyi tabirler seçmiş. Bence şu çok önemli. Leverkusen Bayern Münih hegemonyasını sanki böyle kırabilecek boyutlarda acayip performans gösteriyor. Ve tabii ki bu yenilmezlik serisinde Bayern'de 3 golle geçince artık kapı açıldı. Xabi'den bir en azından insanlar reaksiyon bekliyor. O da hakikaten oyuncuları sakinleştiriyor falan. Yılmaz Vural bekledim videonun sonunda böyle. Tam böyle gidişat. Çok cool Yılmaz Hoca'yı ekranda görmelik bir video gidişatıydı. Siz nasıl buluyorsunuz mesela bu tip anları? Çünkü Arteta da çok eleştirilmişti. Aşırı seviniyor diye şampiyonluklarda. Pardon, hemen düzeltiyorum. Odegaard çok sevinmişti, Arteta değil. Oyuncular ya da teknik adamlar aşırı sevindiği zaman ya da yeterli sevinç ortaya koymadığı zaman seyirciler etkileniyor. Bu fazla durgun bence. Bu görüntü. Ben daha fazlasını beklerim. Taraftar olsam beklerim. Oyuncu olsam da beklerim. Bence yani. Yani bir hissiyattır. Futbolcu olarak aşırıya kaçma noktasında bence bir hani sakınca yok. Ben eleştirmem ama teknik adam biraz daha böyle kontrollü gider ya da gitmelidir ya, direksiyonda olan kişi. Ama burada da çok fazla yani şey kalmış. Çok aşağıda kalmış. Çok hani bu cool mu başka bir şey mi bunun adı tabiri neyse. Biraz daha böyle rengini belli edebilirmiş yani, daha doğrusu sevincini. En azından oyuncularına yansıtabilirmiş. Yani yerdeki biri dayak yiyordu. Kaldırmaya falan çalışmış yani. Biri dayak yiyordu. Canını zor kurtarırken. Çok ekstra soğukkanlı kalmış bence yani. Evet evet, fazlası olmalı biraz daha. Evet. İnsan istiyor yani, dediğim gibi Yılmaz Hoca tarzı. Evet, o zaman artık sona geldik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nasıl, keyif aldınız mı? Aldım. Yani aldık diyelim hadi. Tabii ki aldık. İşin şakası bir yana. Teşekkür ederiz. Gayet keyifliydi. Bundan sonraki programda yarışmacı arkadaş, pardon, konuk olacak arkadaşlara da şimdiden çok güzel format, bol şanslar dileyelim. Bilmiyorum yani, bir şeyler söylemeye çalıştık. Bizim söylediklerimizden bir şeyler yakalarlar. Cevap hakkı doğan var mı? İşte bize geri dönüş olur mu? Ya Murat Yenersoy'a bu arada bir şey söylemesen de cevap, o zaten hiç yine cevaplar. Doğru. O yüzden o zaten cevaplar. Peki fazla özellikle bir şey beklediğiniz birileri var mı burada? Beklediğim. Konuk olmasını beklediğiniz bir kere arkadaşlar. Beraber mi? Söyledik. Bağımsız olarak mı? Bizden bağımsız. Sizden bağımsız olarak. Yani var. Herkes gelecek herhalde zaten. Bir rotasyon olacak tahmin ettiğim kadarıyla. Futbol diliyle cevap vereyim buna. Format öyle değil mi gibi oldu. Tamam yani, peki. Evet, o zaman kapanışı yapıyoruz. Seni de burada görmek istiyoruz diye. Aa, güzel. Ama artık sezon sonu bölümünde falan ama yapıyoruz. Orayı kime verirsin? Esas soru bu. Evet. Sen buraya gelirsen. Çağatay, Tugay, Arda arasında düşünüyorum. Güzel. Yani kafanda tasarlamışsın yani. Hem eğlenceli yani hem de kimseye vermem falan demedim. Yok, niye vermeyeyim canım? Koltuk sevdası hemen, çıkmadı. Hemen. Bence, koltuk sevdası sıfır. Daha gerçi hani biraz tabii şey zaman var. Ahmet Polat olabilir. Oraya. Ama o programı da 23 Nisan'da çekeriz. Hayda. Bu muhteşem espriyle artık sona gelelim. Hoşçakalın.